İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş, Yatırımcı Soruyor programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Konumuz Filiz Er Yılmaz bizimle beraber olacak. ALB Baş Ekonomisti Filiz Hanım, merhabalar. Merhabalar Cenk Bey, iyi yayınlar. Sizi stüdyoya bekliyoruz ama bir türlü göremedik, bir araya gelemedik. Hep Skype'tan geliyoruz. Muhakkak bir yayında da burada sizi görmek, ağırlamak isterim. Diyelim. Ya, çok teşekkür ederim Cenk Bey. Çok naziksiniz. Geleceğim inşallah en kısa zamanda. Bekliyoruz, bekliyoruz. Biliyorsunuz piyasalar oldukça volatil bir dönemden geçiyor. Algılar 180 derece bir anda dönebiliyor. İşte 6-6.25'ler konuşulurken FED faizi acaba oraya gidiyor derken şimdi faiz indirimlerinin yavaş yavaş gündeme geldiğini, artık herkesin dillendirmeye başladığını, resesyon ihtimallerinin artık biraz daha bir tık daha realize olma ihtimallerinin öne çekildiğini söylemek mümkün. Herkes işte 2023'ün birinci çeyreğinde FED'in bu işi noktalandıracağını bekliyordu. O noktayı geçtik. Yani baktığımız zaman özellikle de bu bankacılık kriziyle ve finansal krizle beraber yaşanan kredi sıkışmasının piyasa üzerine bir resesyon ihtimali kuvvetlendirdiğini söylüyor. Siz ne dersiniz bu noktada? Evet Cenk Bey, yani çok farklı. Yani şöyle söyleyeyim, yani bu yılın başında başlarken piyasa ile Fed arasında bir uyuşmazlık vardı. Sizin de söylediğiniz gibi yani piyasa 5'in üstüne çıkamaz Fed. Yılın ikinci yarısında faiz indirir diyordu. Sonra Şubat'ta gelen enflasyon rakamları, öncü göstergeleri beklenenden bir miktar daha kötü gelince piyasa dedi ki tamam, yani Fed haklı, hem tavan faiz konusunda hem de faiz indirmeme noktasında Fed ne derse ben de öyle fiyatlayacağım dedi ve bu uyuşmazlığı çözmüştük. Ne zamana kadar? Bankacılık krizi çıkana kadar. Bankacılık krizi çıkınca bir yön itibariyle piyasa rasyonel, bir yön itibariyle irrasyonel bir gerekçe bulmuş oldu kendine. Ve dedi ki ağırlıklı olarak şunu fiyatlıyor, yani artık FED tavan faize ulaştı 4.75 ve yılın ikinci yarısı dönem dönem 125 bas puanlara kadar çıkan faiz indirecek FED'i fiyatlıyor. Şu anki fiyatlamaya bakalım, Mayıs ayında pas geçer diyor, Temmuz'da indirime başlar, yılın geri kanalını 75 bas puan indirerek 4.425 aralığında kapatır diyor. Şimdi şunu söyleyeyim, yani evet bu hafta gelen veriler özellikle resesyon kaygılarını bir miktar daha ön plana çıkardı. Evet, yani uzunca bir süredir imalat PMI son 5 aydır bir gerileme gösteriyordu. Orası çok sürpriz değil. Hizmet PMI'de de genelde beklentiye paralel, yani 50 sınırına yaklaşan bir veri görmemiştik. Dün gelen ISM hizmet PMI'da 54,5 beklenirken 51,5 geldi. Daha da önemlisi hizmet PMI'nin alt detayları bir miktar rahatsız edici. Özellikle yeni siparişler endeksinde 10 puan birden bir düşme görüyoruz. İstihdamda bir geri çekilme ISM hizmet tarafında ve yine fiyatlarda da yani hala güçlü baskı devam ediyor ama bir miktar daha 60'ın altına inen bir değer görüyoruz. Dolayısıyla sadece bu değil de aslında piyasayı bu hafta resesyon kaygılarına iten ana göstergeler o Fed'in rahatsız olduğu, bir türlü soğumadığı dediği yerdi. Ki jobs verisi, açık iş ilanları, Fed'in en rahatsız olduğu yer orası. Powell her toplantıda söylüyor, diyor ki Amerika'da emek piyasasında bir dengesizlik var. Emek talebi çok güçlü, emek arzı yeterince güçlü değil. Bu ne yaratıyor? Güçlü ücret artışı yaratıyor. Haliyle enflasyon üzerine yukarı yönlü baskı getiriyor. Şimdi dolayısıyla bu dengesizliği takip ettiğimiz yer jobs açık iş ilanları verisiydi. Orada son 2-3 aylık sürede bir düşme beklenirken bir düşmeyi göremedik yeterli kadar. Şimdi öyle bir düşme gördük ki Mayıs 2021'den bu yana 9 milyonlu değere gerileyen bir veri var. Dolayısıyla piyasa bunu olumlu fiyatladı. Dedi ki tamam, yani FED çok agresif gelmeyecek. Onun üzerine dün gelen ADP özel sektör tarımcı istihdam, orada da istediğimiz geri çekilmeyi göremiyorduk. Hatta bir geçtiğimiz yakın bir zamanda orada bir aksine yükseliş görmüştük. Orada da 200 bin beklenirken 145 bin geldi. Yine onu da piyasa, iş gücü piyasası soğuyor olarak yorumladı. Hem imalat PMI hem de özellikle hizmet PMI verileri beklenildiği kadar iyi gelmeyince piyasa dedi ki tamam. Yani enflasyon soğuyor, yani şöyle yorumladı, para politikasının gecikmeli etkilerini yeni yeni görmeye başlıyorum. Bir de bunun üzerine sizin de söylediğiniz gibi bankacılık krizi kaynaklı, kredi daralması kaynaklı da ekonomik büyüme üzerine bir baskı gelecek. Dolayısıyla bir, FED daha fazla faiz artıramayacak ama piyasa, aslında bu piyasa için iyi haber. Yani endekslere alım geliyor olması lazım, FED'in daha az agresif olması durumunda. Fakat özellikle endeksler tarafı neyi fiyatlamadı yeterince? Resesyonu yeterince fiyatlamadı. Çünkü neden? Yani faiz artışlarından hem bir miktar oraya sıra gelmemesi hem de özellikle resesyonun ne derinlikte ortaya çıkacağını piyasalar tam olarak tahayyül edemediği için de fiyatlanamamıştı. Bu nedenle endekslere satış geldiğini gördük.
Bu arada hocam sözünüzü kesiyorum. Bir grafiğimiz var arkadaş, yönetmenimden rica edeceğim. Kredi sıkılaştırmasını Avrupa bölgesi ve Amerika tarafında değerlendirdiğimiz yani merkez bankaları tarafından burada da ciddi bir sıkılaştırmanın olduğunu görüyoruz baktığımız zaman. ECB tarafında da son dönemde Amerika tarafında sarıyla gözüken Amerika tarafında lacivertle gözüken de Avrupa Merkez Bankası tarafında sıkılaştırma beklentilerinin nasıl dik bir şekilde yukarı doğru gittiğini. Şu an hisse senedi piyasada tam manası bu sıkılaştırmaya tepki vermiş. Daha önceki sert hareketler sonrasında hisse senetleri piyasasında bir aşağı doğru baskılanmanın olduğunu görüyoruz. Buradaki piyasadaki hareketlenmenin. Sizin tam açıklamaya çalıştığınız bölgeye de gelmiştik. O nedenle bu grafiği vermek istedim. Lütfen kaldığınız yerden devam edin. Yok, estağfurullah, çok teşekkür ederim Cenk Bey, çok faydalı oldu. Yani şöyle söyleyeyim, hatta yani özellikle Powell'ın şöyle bir vurgusu da var. O geleneksel sıkılaştırma, özellikle finansal koşullar endekslerinin bir miktar daha üzerinde bir sıkılaşma bekliyoruz diye. Hatta bu konuda şöyle, şimdi bankacılık krizi çıkmadan önce tavan faiz 5.75-6 civarındaydı. Şimdi bankacılık krizi çıktıktan sonra bunun bir miktar daha aşağılarda tavan faizin olacağını fiyatlıyoruz. Dolayısıyla şöyle bir analize rastladım, onu da paylaşmak isterim. Tabii, lütfen. Bankacılık krizi kaynaklı 75 bas puan artışlık etki yaratacak kadar 2023 yılında bir sıkılaşma olacağı yönünde de bir beklenti var. Yani bazı analizlerde 50 bas puan, bazı analizlerde 75 bas puan olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu yönde bir sıkılaşma etkisi de bekleniyor. Haliyle Cenk Bey, piyasalarda özellikle 2 yıllık 10 yıllıklarda da bir geri çekilme gördük. Bu geri çekilmenin sebebi şu değil elbette. Enflasyon soğuyor, ekonomi soğuyor. Dolayısıyla Fed'in istediği yola giriyor nedeniyle değil. Ciddi bir belirsizlik ve ciddi bir kaygı kaynaklı olarak aslında 10 yıllık ve 2 yıllıklarda bir geri çekilme görüyoruz. Dolayısıyla bu geri çekilme bir yön itibariyle çok da sağlıklı değil. Zaten sağlıklı olmadığını şuradan da anlıyoruz. Tahviller, getirilerde bir geri çekilme olmasına rağmen hisse piyasalarına, riskli varlıklara bir alım gelmediğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu bile aslında piyasada hani riskin olduğunu, dolayısıyla piyasalardan birinin şu an sağlıklı fiyatlama yapmadığını gösteriyor. Dolayısıyla sağlıklı fiyatlamanın ne olması gerekir burada? Bana kalırsa bir miktar daha piyasanın beklediğinden daha şahin bir Fed olacak. İlki şu, şimdi son konuşan Cook ve Master'a bakalım. Gelen rakamlardan sonra Master diyor ki, 5'in üstünde olacak, uzunca bir süre kalacağız. Yani en az bir 25 bas puan daha sanki Fed artıracak ve faiz indirmeyecek bir Fed'i hala görüyoruz. Dolayısıyla bu yön itibariyle bana kalırsa swap tarafı oldukça irrasyonel. Hele ki yılın ikinci yarısında faiz indirecek Fed fiyatlamaları bana kalırsa çok irrasyonel. Dolayısıyla bu nedenle de güçlü volatilitenin yüksek olduğu bir durum dönem bizi bekliyor olacak. Tabii şimdi tarım işi istihdam var Cuma günü. Evet. Haftaya enflasyon verileri gelecek. Elbette Fed bunlara bakacak. Ama Fed'in sözlü yönlendirmelerinden benim anladığım en az 1.25 bas puan ya da Mayıs ayında 1.25 bas puanla daha gelmeyi düşünür. Neden böyle düşünüyorum? Şimdi şöyle bir durum var Cenk Bey. Evet, zaten hem PMI verilerinde hem de özellikle istihdam piyasasında geri çekilme aslında uygulanan politikanın bir doğal sonucu. Fed'in istediği bir sonuç. Dolayısıyla bu çok büyük bir haber değil. Elbette olumlu bir haber. Ama Fed'in gittiği yolda görmek istediği sonuçlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, pandemi dönemi öncesine gidelim. Açık iş ilanları yaklaşık 7 milyon civarında. Maksimum, evet, gördüğü seviye bu. Biz 9.9 milyondan bahsediyoruz. Veya tarım işi istihdam 240 bine gerileyecek. Pandemi öncesi 200-220 bin arasında ortalama bir tarım işi istihdam verisi olduğunu görüyoruz. Veya işsizlik anlamında, yani Fed'in sert inişe geçebilmesi için yani %4,5-5 aralığına yükseltmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu pencereden baktığımızda aslında yani evet bir gerileme var, bir soğuma var ama henüz Fed'in istediği düzeyde değil. Ama elbette şunun da bir göstergesi olacak. Piyasayı kaygılandıran nokta resesyonun ne derece etkili olacağı. Çünkü özellikle eğer biz bu bankacılık krizini yaşamamış olsaydık piyasa resesyon etkilerinden ya da gelen bu son verilerden bu kadar rahatsız olmayacaktı. Haliyle piyasa şimdi bu noktada tamamen şuna odaklandı. Yani Fed'in zaten istese de çok agresif gidemeyeceğini, buna yönelik zaten agresif Fed fiyatlaması yapmıyor. Resesyon gelirse büyüme ne kadar olumsuz etkilenir, karlılıklar ne kadar düşer, bu da hisseleri ne kadar aşağı çeker kaygısının şu an ön planda olduğunu görüyoruz bu noktada Cenk Bey. Haliyle bir miktar daha agresif Fed'i beklemek gerektiğini düşünüyorum. Piyasanın bu noktada bir miktar yanlış bir fiyatlama yaptığını düşünüyorum açıkçası. Yine bir grafiğimiz var. Orada da son ayı piyasalarında nasıl borsaların ne kadar ralliler yapabilmiş ona bir bakalım. Oradaki seyre de baktığımız son 20 yıllık seyir içinde borsanın ayı piyasasının içindeyken baktığımızda bir sol taraf ve sağ taraf aylık ve
ISM verileriyle kıyaslanmış, PMI verileriyle kıyaslanmış iki tane grafik. PMI verileri biliyorsunuz Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gelmiş vaziyette. Bu da acaba sizin de demin belirttiğiniz gibi zayıf aktivite, ekonomik aktivitenin başlangıcı olarak adlandırılabilir mi? Farkındaysanız genellikle ayır dönemindeyken piyasa %10'ları aşmakta zorlanan bir rally'den, dipten dönüşlerde sıkıntı yaşadığını net şekilde bize gösteriyor. Ne dersiniz bu noktadaki gelişmeler? Önümüzdeki dönemde bu ayır piyasası rallisinin sonuna gelmiş olabilir miyiz? Yoksa tekrardan bu ayır piyasasından çıkıp boğa piyasasını dönen bir süreci tetkik edebilir mi? Cenk Bey şöyle söyleyeyim, yani bankacılık krizinin ortaya çıkıyor olması bu ayır piyasasından boğa piyasasına geçişi bir miktar öteledi diye düşünüyorum. Tabii Nasdaq tarafına baktığımızda orada aslında bir miktar boğa piyasasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Onunla ilgili özellikle de bir grafiğimiz var. Arkadaşlarımızdan rica ederim onu da yansıtsına, o üzerine konuşabilirsiniz. Tabii. Dolayısıyla Nasdaq tarafına baktığımızda orada özellikle teknoloji hisseleri bağlamında şu son bu haftayı saymazsak eğer özellikle S&P ile kıyasladığımızda oradaki teknoloji hisselerine olan yoğun ilgi ve özellikle teknoloji hisseleriyle ilgili gelen haber akışları birlikte oradaki durumun daha iyi olduğunu biliyoruz. Tabii burada şunun da etkisi var. Geçen sene Nasdaq'taki satışların diğer endekslere göre çok daha güçlü olması, dolayısıyla dipten gelen alımların da etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda özellikle S&P tarafında ayı piyasası rallisinde hala devam eden bir durum olduğunu biliyoruz. Bu noktada eğer bankacılık krizi olmasaydı şurası netti. Artık biz Amerika tarafında yumuşak inişi netleştirmiştik ve piyasa yumuşak inişi fiyatlamaya başlamıştı. Dolayısıyla Fed tavan faize ulaştıktan sonra dursa bile özellikle çok güçlü resesyon olmayacağı için yumuşak inişle Amerika işi götürebileceği için boğa piyasası rallisine yılın ikinci yarısında ufak ufak geçmeye başladığımızı çok daha net görecektik. Hatta boğa piyasası rallisi sinyallerini daha net görecektik diye düşünüyorum. Fakat bu bankacılık kriziyle birlikte özellikle bankacılık hisselerine gelen baskı ve satışlarla birlikte bunun özellikle S&P tarafında bir miktar Dow Jones tarafında bir miktar daha ötelendiğini söyleyebilirim. Nasdaq'ı bir miktar daha avantajlı görüyorum. Onun da temel sebebi şu, teknoloji hisselerine geçtiğimiz hafta bankacılık kriziyle birlikte daha güçlü alım geldiğini gördük. Evet. Bunun en temel sebebi şuydu, bankacılık bir finansal aslında sektör ve bu sektörden en az etkilenen sektörün teknoloji hisseleri olması sebebiyle de yatırımcılar kanadında teknoloji hisselerine çok daha güçlü bir bankacılık hisselerinden çıkıp bir talep olduğunu da gördük. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta Nasdaq'taki bu olumlu gidişatın sebebi buydu. Evet, bu hafta bir miktar daha agresif Fed fiyatlamaları geldiği için faiz artışlarına teknoloji hisseleri çok duyarlı olduğu için orada bir miktar aşağı yönlü düşme inmesi de gördük. Dolayısıyla şunu söyleyeyim, özellikle S&P tarafında bildiğimiz gibi 4100 oldukça kritik. Ama yakın vadede ben özellikle Mayıs'ta bir 25 bas puanla daha Fed'in gelme olasılığını güçlü gördüğüm için en azından Fed durana kadar şimdilik ayı piyasası rallisine gideceğini, yılın ikinci yarısında da boğa piyasasına geçip geçmeme noktasında da resesyonun ne derinlikte ortaya çıkacağı ve resesyon sonucunda elbette Fed'in nasıl bir manevra takınacağı önemli olacak. Benim bas senaryomda faiz indirecek bir Fed olmadığı için ana endekslerin genel görünümünü ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ne ölçüde olacağı belirleyecek diye düşünüyorum Cenk Bey. Çok güçlü bir resesyon etkisi görmezsek ki şu an benim beklentim bu yönde. Neden? Çünkü evet, yani genel verilerde bir soğuma MR'si görüyorsak da hala sağlıklı bir ekonomiye işaret eden güçlü bir ekonomi olduğunu düşünüyorum. Özellikle istihdam tarafı. Zaten bana kalırsa bir miktar daha yumuşak iniş şansı hala var Amerika'da. Eğer bu bankacılık krizi daha kötüleşmezse çok güçlü olan istihdam piyasası yumuşak inişi sağlama noktasında hala Amerika için büyük şans olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle yılın ikinci yarısında dediğim gibi bankacılık krizi tarafı çok kötüleşmezse bir miktar daha özellikle S&P tarafında ve Nasdaq'ta çok daha güçlü olmak üzere boğa piyasasına doğru geçişi konuşuruz diye düşünüyorum. Özellikle 2023'ün son çeyreğinde 2024'e ilişkin faiz indirimi beklentileri de piyasada daha olumlu fiyatlama yaratacağı için endeksler tarafına alım getirme ihtimali hangi koşulda bankacılık krizi çok daha kötüleşmeme koşulunda mümkün diye düşünüyorum ben Cenk Bey.
Özellikle demin Nasdaq'tan bahsederken de genelde son yükselişin, yılbaşından bu yana yükselişin %92'sinin 7 büyük mega teknoloji firmasında olduğunu, Apple'ın ağırlığının %23 olduğunu da hatırlatalım. Özellikle de güvenli liman arayışında sanki orada likiditasyon daha fazla, portföylerde ağırlığı da yüksek olduğu için biraz da savunma mekanizması orada çalıştırılmış gibi gözüküyor. Öte yandan yavaş yavaş da içeriye dönmek istiyorum. İçeriye döndüğümüz zaman da son günlerde Borsa İstanbul 5000 puanın altında hareketini devam ettiriyor. Faizler tarafında böyle çok mevduat tarafında faizlerin yukarı doğru gittiğini görmekteyiz. Ve bir yandan da döviz kurunda da hareketlenmenin hafif hafif başladığını, biraz daha kontrollü de olsa sabit değil, yukarı inmeli gittiğini söylemek mümkün. Seçim öncesindeki stratejilerde nasıl bir yol izlemeli yatırımcılar ve bu enstrümanlardaki sizin öngörüleriniz nelerdir? Evet Cenk Bey, son dönemde yani borsadaki volatilite oldukça artmış durumda. Sizin de söylediğiniz gibi geçen hafta ya kadar 5000 üzerinde alınan önlemler, özellikle varlık fonu alımlarının etkisiyle birlikte 5000 üzerinde tutunan bir borsa vardı. Fakat bu haftaya geldiğimizde yani varlık fonu alımlarına rağmen 5000'in altında dengelenen bir borsa olduğunu görüyoruz. Bu haftaya da iyi başlamıştık. Yani 4670 çok kritik, kısa vadede ana destek. Orayı bir test ettik. Orayı test ettikten sonra çok kritik bir tepki geldi oradan. Ve bu tepkiyle birlikte geçtiğimiz iki günü yükselişle kapatmıştık. Fakat sonrasında satışlar gelmeye başladığını gördük. Açıkçası şöyle söyleyeyim, yani teknik olarak baktığımızda 4890 düşen kırılım desteği, aynı zamanda burası kısa vadede bence yön belirleyen nokta. İlk buraya bakacağız. Yani 4890 üstü dengeleniyor muyuz? Eğer dengelenirsek kısa vadede toparlanma isteği güçlü olur. Fakat şurası net, olumlu bir görünüm için 5000 artık hem kritik hem psikolojik direnç haline geldi. 5000 üstü kapanışlar görmemiz mutlaka gerekiyor. Sonrasında hedef 5070-5100. Burayı kırarsak bir diğer direnç 5250. Şimdi ben beklentimi söyleyeyim. Yani seçim öncesi dönemde eğer bankacılık krizi olmasaydı ben bir miktar özellikle bankacılık hisseleri aracılığıyla yabancı girişiyle birlikte bir miktar mini rally görme ihtimalimizi çok daha güçlü görüyordum. Fakat hem küresel tarafta bu bankacılık krizi kaynaklı belirsizlik, İçeride özellikle seçime yönelik anketlerdeki farklı şirketlerde ve farklı zamanlarda net bir durumun olmuyor olması, kuvvetle muhtemel işte seçimin ikinci tura kalacak olması gibi belirsizlikler nedeniyle acaba 5500 üstüne çıkan o mineralliği görür müyüz, 5700'lere varır mıyız şeklindeki senaryomu yani maksimum 5500'de kadar çıkabilecek bir senaryo olarak değiştirdim. Dolayısıyla aşağıda 4500, yukarıda 5500 aralığında giden, daha dar bantta 4800-5200 arasında giden yönsüz, volatilitesi yüksek bir borsanın ben seçime kadar olan sürede bizi beklediğini düşünüyorum. Seçim sonrası senaryoda açıkçası var olan ekonomi yönetimi devam etse de ya da muhalefet adayı ekonomi yönetimi geliyor olsa da ben borsa için olumlu sürecin devam edeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla sene sonu için hem enflasyondaki yükselişin devam edecek olması nedeniyle olumlu seyir olacak. Fakat şurası da net, 2022 ile kıyasladığımızda her ne kadar enflasyon getirisi olacak olsa da bu noktada alternatifler de var. Örneğin işte KKM'de üst sınırın kaldırılması, mevduat faizlerinin yükseliyor olması, kıymetli madenler tarafında işte son dönemdeki bu ataklarla beraber borsanın alternatifinin 2022'ye göre daha fazla olması elbette 2022'de göreceğimiz rallileri de getirmeyecektir diye düşünüyorum. Burada tabii şu çok önemli, borsadaki gidişatta kurun yönü de elbette önemli olacak. Evet, kur bir yön itibariyle bir ikame oluşturacak. Bir yön itibariyle de Türkiye'de özellikle ihracat geliri yüksek olan, döviz geliri yüksek olan şirketlere de yoğun bir ilgi olacaktır diye düşünüyorum. Zaten son dönemde gelen yabancı kurumlardan gelen özellikle seçim sonrasına ilişkin kur beklentilerine baktığımızda yani neredeyse en düşük rakamın 24 TL civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şu vurguyu görüyoruz. Yani seçimi her kim kazanırsa kazansın, Türk lirasında bir zayıflama beklentisinin hakim olduğunu görüyoruz. Tabii burada asıl mesele şu, bu zayıflık ne yönde güçlü olacak onu bilemiyoruz. Tabii burada işte seçimi kim kazanacak, ikinci tura kalacak mı? Özellikle ikinci tura kalma durumunda bu ara dönemde volatilite ne kadar yüksek olacak? Bunların hepsi birer risk ve hepsi birer belirsizlik. Haliyle seçime kadar olan sürede yönsüz yatay bir borsa bizi bekliyor olur. 4500 altına ara ara iniyor olsak da orada kalıcı bir fiyatlama beklemiyorum. Çünkü şunu görüyoruz borsa tarafında, çok güçten, dipten gelen güçlü alımlar da oldukça etkili oluyor ve o bizi bir miktar 4500 altına inmeden koruyor gibi görünüyor Cenk Bey.
Peki döviz tarafındaki sizin beklentiniz nedir? Bu yurt dışı kurumların beklentileri 23, 75, 24'lerin olduğunu görüyoruz. Çeşitli senaryolara göre, çalışmalara göre. Sizin beklentiniz hangi aralıkta oluşması şeklinde olur? Şimdi şöyle söyleyeyim Cenk Bey, yani şunu anlıyoruz, özellikle son dönemde KKM tarafında atılan adımlara da baktığımızda, yani ekonomi yönetiminin birinci temel amacının seçime giderken kuru öyle veya böyle sabit tutarak yola devam etmek olduğunu çok net anlıyoruz. Dolayısıyla ben seçime kadar olan sürede 2022'den bir miktar farklı olarak kademeli yükselişlerin daha fazla olduğu ama çok güçlü yükselişlerin olmadığı, göreli olarak, istikrarlı olarak nitelendirebileceğimiz bir kuru olacağını düşünüyorum. Ama seçim sonrası süreç elbette ciddi bir belirsizliğe işaret ediyor. Ama benim senaryomda piyasa beklentisine paralel olarak seçim sonrası sürede kur için yukarı yönlü risklerin aşağı yönlü riskler üzerine her kim gelirse gelsin çok daha güçlü olduğu yönünde. Dolayısıyla var olan ekonomi yönetimi devam etse de veya muhalefet kazanıyor olsa da ben açıkçası kurda bir yükseliş beklediğimi söyleyebilirim. Şunu anlıyoruz, yani evet var olan ekonomi yönetiminden bir miktar ikircikli bir yapı görüyoruz. Yani dönem dönem ortodoks politikaların devam ettirileceğine yönelik isimler zikrediliyor. Ama dönem Evet, dönem de dün var akşamki olan politikaların... açıklamalarda sözünüzü kesiyorum. Mehmet Şimşek önderliğinde bir ekonomi kurmayları toplandığına yönelik işte onu yönlendirmesiyle bir çalışma yapıldığına dair açıklama geldi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Bu konuda ne dersiniz? Bir politika değişikliği söz konusu olacak mıdır? Evet Cenk Bey, tam da ben de buna değinecektim. Siz çok güzel ifade ettiniz. Dolayısıyla ikircikli bir yapı var. Dolayısıyla piyasa var olan iktidar devam ederse seçim sonrası dönemde hangi politikayla devam edeceği hakkında bir fikri yok. Ama sizin söylediğiniz bu açıklama sonrası piyasaya şu mesaj veriliyor. Eğer olur da biz yeniden seçimi kazanırsak ortodoks politikalarla yola devam edeceğiz şeklinde Mehmet Şimşek isminin zikrediliyor olması piyasalarda böyle bir sinyal etkisi yaratıyor. Dolayısıyla piyasada böyle bir beklenti var. Yani var olan ekonomi yönetimi nasıl devam edecek? Buna ilişkin net bir mesaj açıkçası bekleniyor. Dolayısıyla ama buna rağmen yine de ben açıkçası şunu düşünüyorum. Yani Mehmet Şimşek ismi veya daha ortodoks politikayı temsil eden isimler zikrediliyor olsa da ben şunu anlıyorum. Var olan ekonomi yönetimi makro iktiyadi adımlarla yine kuru belirli düzeyde baskılamaya yönelik adımlarla devam edecek gibi görünüyor. En azından 2023 sonuna kadar. Yeni bir ekonomi yönetimi gelirse elbette yeni ekonomi yönetimi için ara geçiş dönemi bir miktar zor olacaktır. Çünkü neden? Yeni ekonomi yönetimi KKM'ye yönelik veya işte kuru tutmaya yönelik makro iktiyadi adımları kaldıracağını söylüyor. Dolayısıyla bu adımların kaldırılması kur üzerinde bir baskı yaratacaktır geçiş döneminde. Her şeyden öte çok güçlü bir dış talep, çok güçlü bir cari açık var. Buradan gelen güçlü bir döviz talebi var. Bu bile başlı başına olur da kuru tutmaya yönelik piyasa müdahalelerinin de Merkez Bankası kanadında kaldırılması durumunda elbette bir risk oluşturacaktır. Ama sonrasında piyasaya duyulan güvenle birlikte böyle bir beklenti var. Yani muhalefet adayının kazanması durumunda. Özellikle 2024 itibariyle piyasalarda asıl dengelenmenin oluşacağı yönünde bir beklenti var. Toparlayacak olursam eğer, yani benim de bu noktada beklentim, yani kurda her kim olursa olsun seçim sonrası dönemde yükselişin olacağı yönünde. Bu noktada benim de açıkçası piyasa beklentisine paralel olarak yani kurda görebileceğimiz en düşük seviyenin 20, en yüksek seviyenin de 25 TL'ler civarında olacağını düşünüyorum. Elbette ortaya çıkacak sürpriz olumlu ya da olumsuz gelişmelere göre bu bant aralığında sonuçlanan bir dolar TL kuru olur diye düşünüyorum ben Cenk Bey. Son olarak da kısaca bir altından da bizi bilgilendirirseniz biliyorsunuz DXY tarafı 101,5'ları test etmeye başladı. 102'nin altında kalıcılık gösteriyor. 10 yıllıklar böyle 3,28'leri yeni dipler oluşturma çabasında 3,30'ların altında kalacakmış gibi bir hava izlemi veriyor. Özellikle tarım istihdam sonrasında. Ve altında 2000 doların üzerine attı. Ne dersiniz buradaki beklentiler nedir? Merkez bankaları da alıcı Şöyle olmaya söyleyeyim. devam ediyor bir de. Tabii Cenk Bey. Yani altında son çıkışı özellikle bu bankacılık krizi kaynaklı güvenli liman talebinin etkisiyle gördük. Orada bir güçlü 1980 üstünde tutunan, onu destek olarak çalıştıran bir ons altın tarafını gördük. Şimdi özellikle Amerika'da bu hafta iş gücü piyasaları ve biraz önce söylediğim imalat ve hizmet PMI beklenti altı gelince hem daha az agresif Fed'e işaret etti. Dolayısıyla daha düşük reel faizler anlamına geldiği için altına bir güç verdi ki özellikle dolar endeksindeki geri çekilme bence burada oldukça önemli. Ons altına bir güç verdi. Tabii bir miktar resesyonun olacak olması, bankacılık krizin devam ediyor olması güvenli liman gömleği de giydiriyor altına ve bu fiyatlamalarla uzunca bir süredir o kıramadığı 2000 dolar üstünde son 2-3 günlük sürede tutunduğunu gördük. Şimdi şunu söyleyeyim, yani bir miktar piyasada özellikle Fed'i daha güvercin fiyatladığı için
Ben bir miktar daha Şahin FED fiyatlamasına hem tavan faiz konusunda hele ki yılın ikinci yarısında faiz indirecek FED konusunda faiz indirmeyecek FED anlamında bir miktar daha şahinleşme olması gerektiği kanaatindeyim. Elbette böyle bir senaryo durumunda bu ons altın tarafına elbette bir miktar daha baskı getirecektir diye düşünüyorum. Ama sizin de söylediğiniz gibi cuma gelecek tarım işi istihdam genel olarak iş gücü piyasasının soğuduğuna yönelik bir beklenti içeriyor. Haftaya enflasyon verileri yıllık bazda bir değişme beklenmiyor ama aylık bazda bir geri çekilme bekleniyor. Piyasa bunu da enflasyonda işler iyi gidiyor olarak yorumlama ihtimali yüksek olur. Böyle olursa eğer bu hiçbir şey olmasa bile altında yani özellikle bu 2000 ne diyelim ons dolar tarafını bir destek olarak çalıştırması yine gram altın tarafında da o 1230-1240 bandının destek olarak çalışmasına sebep olabilir. Haliyle Fed'in ne kadar agresif yakın vadede gideceği bu noktada elbette altın için önemli olacaktır. Yani benim bu noktada beklentim 2070'ler üstüne çıkacağız ama yani 2500 üstüne çıkacak yıl sonu için bir ons altın olacağını düşünmüyorum. Bu noktada da yabancı kurumların beklentilerine baktığımızda 2000-2400 dolar arasında yıl sonu hedefi için ons altına değer biçildiğini görüyoruz. Haliyle resesyon da etkili olacak tabii ki burada. Çünkü resesyonun güçlü ortaya çıkıyor olması, özellikle petrol fiyatlarında güçlü bir OPEC sonrası yükselme görürsek, Çin tarafında olumsuz etkileyip lokomotif anlamında da küresel tarafı bir miktar baskılarsa elbette bu altın içinde talebin azalacağı anlamına gelir. Buradan da bir baskı yiyebilir. Haliyle elbette veriler belirleyici olacak ama bir miktar altın tarafında fazla coşku olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla orada bir miktar daha agresif Fed'le baskı görme ihtimalimizi güçlü görüyorum ama 2022'ye göre çok daha güçlü duran bir kıymetli maden tarafı da bizi bekliyor. Özellikle Fed durmaya başladıktan sonra duruyor olsa bile bu altın tarafını güçlü tutar diye düşünüyorum bence. Çok teşekkürler efendim. Bir başka yerinde tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ederim Cenk Bey. Size de iyi yayınlar. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.